Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin 29 Ekim günü saat 9.25'te Koromboy ve Tatar bölgelerini bombaladığını bildirdi. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi kısa süre önce Dağlık Karabağ'dan yasa dışı silah kaçakçılığı vakalarını ortaya çıkardı. Haberi örgütün basın servisi bildirdi. Örgüt, kriminal çevrelerin mensuplarının ve askeri operasyonlara karışan kişilerin Ermenistan'a yapılan sevkiyatlara karıştığını söyledi. Ermenistan Milli Güvenlik Servisi'nin açıkladığı gerçek, yaklaşık 30 yıldır işgal edilen Azerbaycan ordusunun cephedeki başarısından endişe duyan bölgedeki kriminal çevreler şimdiden Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a silah kaçırmaya çalışıyor. İşgalci Ermenistan karşı saldırıda öldürülen kendi askerlerinin sayısını açıkladı. ISOR.am sitesi bu sefer sayıların 51 kişi olduğunu bildiriyor. Ancak düşman 1119 askerin öldürüldüğünü itiraf etti. 25 Ekim 1923'te mevcut hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Atatürk'e Cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulmaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek fikrini açıkladı. Ve Atatürk o gece İsmet İnönü ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. Konuşmalarının ardından tasarı saat 8.30'da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla kabul edildi. Cumhuriyetin ilanı yaşasın Cumhuriyet sesleri ve alkışlarla karşılandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taşlandıran Cumhuriyetin ilanının üzerinden tam 97 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm yol arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 45 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs yaklaşık 2 milyon hastayı öldürdü ve tahmini 34 milyon kişiyi iyileştirdi. Virüs Asya'da yaklaşık 14 milyon, Kuzey Amerika'da tahmini 11 milyon, Güney Amerika'da 9,5 milyon, Avrupa'da 9 milyondan fazla ve Afrika'da yaklaşık 2 milyon kişide tespit edildi. Virüs bulaşan ülke sayısı sıralamasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, Kolombiya, İran, Türkiye, Ermenistan. Azerbaycan'da koronavirüs ile enfekte 52.137 kişiden 699'u öldü ve 42.000 kişi tedavi edildi.